Sonra bu karardan sonra her şey çok hızlı şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Hatırlayacaksınız Tuncay Bey, bugün sizinle konuştuğumuzda neler konuşuruz bu akşam diye bir değerlendirme yaptığımızda konuları ele aldık. Ama daha sonra İmamoğlu'nun dava süreci gündeme geldi ve ben size şunu dedim, benim tanıdığım AKP, bu süreçten bir yargı kararı değil, siyasi bir karar çıkartır ve İmamoğlu'na mahkumiyet getirir. Çünkü bunu öngörmek çok zor değil AKP'nin kodlarını bilen birisi olarak. Öte yandan bugün evet. birçok AKP'liyle de görüştüm. Yani Erdoğan'ın o cezaevine gittiği süreçte beraber olduğu hukukçularla da görüştüm. Onlarla da bir takım analizler yapıp süreci anlamaya çalıştım. Tabi Celal Bey ifade etti. Burada bir e, istinaf mahkemesi süreci var. Ardından e, hakaret davası olduğu için bir yargıtay süreci olacak muhtemelen. Ama bunu manipüle edebilir mi AKP edemez mi ondan emin değilim. Fakat benim öngörüm şu Tuncay Bey. Birincisi e, İmamoğlu'nun hala bir Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali var. Dolayısıyla muhtemelen Demokrasi'nin kılıcı gibi bu yargı kararını gündemde tutacak. Ve eğer İmamoğlu... Diyelim aday oldu, teorik konuşuyorum, aday oldu evet. ve adaylık kesinleşti. Kesinleştikten sonra bu süreci çalıştırıp adaylığını düşürmeye çalışacak. Benim tanıdığım AKP bunu yapar. Yani öngörüm bu. Eğer İmamoğlu aday olmazsa, bir başka isim aday olursa, bu kez e, İmamoğlu'nun yasaklanması ve mahkumiyetiyle ilgili bir mağduriyet üzerinden insanların iltifat göstermemesi adına bu kez buradan bir beraat çıkacak. Benim öngörüm bu. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin hukuki olmadığı, önümüzdeki sürecin siyaset mühendisliğiyle dizayn edileceği konusunda benim bir görüşüm var. Bu da İmamoğlu'nun adaylık kararıyla ilgili bir süreç olacak. Benim öngörüm bu. Fakat ne olursa olsun, yargıyı nasıl kullanırlarsa kullansınlar, siyasetin yargı üzerindeki gölgesi ve gücü ne kadar fazla olursa olsun milleti demokrasiden, insan haklarından, hukukluktan, hukuktan ve özgürlük mücadelesinden kopartamayacaklar. Bunu net olarak söylüyorum ve açıkça altını çiziyorum. Bir süre önce Saraçhane'de başlamış o Erdoğan'ın meşhur şarkısı, yani dedi ya bu şarkı burada bitmez diye. Bu akşam yine başladığı yerde bitmiştir. Artık Erdoğan'ın inleyen nameleri sona ermiştir ve Saraçhane'de Erdoğan hikayesi bu akşam bitmiştir. Bunun siyasi yansıması hem sahada hem sandıkta son derece güçlü olacaktır ve Erdoğan'ın hazin sonu önümüzdeki seçimlerden sonra hepimizin gözleri önüne serilecektir. Ama burada esas olan şu. Milletin mutlaka ve mutlaka bu seçimlerde Türkiye'nin istikbalinin oylanacağı gerçeğini unutmaması lazım. Biz bu seçimlerde sadece Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakını oylamayacağız. Erdoğan'la tek adam rejimiyle bu ucube sistemle demokrasiyi oylamayacağız. Biz Ülkenin istikbalini oylayacağız, yavrularımızın hayal kurmalarını oylayacağız, milletin geleceğini oylayacağız ve yavrularımızın istikbalini oylayacağız. O bakımdan yapacağımız çalışmalar, atacağımız adımlar, vereceğimiz karar son derece önemli. Herkesin ne olursa olsun mutlaka sandığa koşması gerekir ve burada bir demokrasi mücadelesi vermesi gerekir. Mutlaka ve mutlaka siyasi partilerin sandık güvenliğine sahip çıkması ve hukuki altyapıyı çok güçlü bir şekilde hazırlaması gerekir. Türkiye tarihi bir dönemeçte, işte, tarihi bir seçim atmosferine giriyor. Demokrasiye inanan, insan haklarına, özgürlüklere inanan, laikliğe inanan, bu ülkenin bir hukuk devleti olması gereğine inanan herkes, hangi düşünceden ve hangi partiden olursa olsun, bu ucube sistemden, bu tek adam rejiminden, bu despotik anlayıştan kurtulmak isteyen herkes bu seçim mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde güçlü bir şekilde yer almalı. Ben yine Sahadaki tespitlerimi ve gözlemlerimi söylüyorum. Milletin gündemi açlık, milletin gündemi sefalet, milletin gündemi yokluk. Ve ben inanıyorum ki bu alınmış tarihi hata ile alınmış bu kararın neticesinde millet vicdanını sandıklara yansıtacak. Ve Erdoğan dönemini bu tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına gömecektir Tuncay Bey. Evet. Sayın Çömez çok teşekkürler. Sevgili seyirciler bu arada biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri ekrana geldi.